Sevgili seyirciler merhaba. Balkanlarda Ramazan programımıza hoş geldiniz. Bugün 6 Temmuz. 11 ayın sultanın 19. günü. Bayrampaşa'nın bereket konvoyu Sırbistan'daki Trnovac köyüne kadar geldi. Bugün çok değerli konuklarımız olacak. İlk konuğumuz Hüseyin Mustafa Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz hoş geldiniz buraya. Ben Hacettepe'de sosyoloji okuyorum. Ramazan ayı genellikle Preşov Vadisi'nde, yani dolu bir nefeste geçer. Dışarıda lokantalar, mekanlar kapanır. Sonra da iftardan sonra da açılınır. Yani güzel bir iftar olur, bir Ramazan ayı olur. Yani günümüzde de gibi, yani insanımızlar, yani yüzü gülüyorlar burada. Yani genellikle iyi gider. Böyledir. Türkiye ile kıyasladığınız zaman bir fark görebilir misiniz? Türkiye'de yani çok farklı yok. Yani sanırım aynıyız, kültürümüz aynıyız. Yani ilk gittiğimde Ankara'da şöyle bir soru geliyordu. Yani çay içiyor musunuz orada? Yani diyordum ben de burada çay içiyorum, burada çay diyordum. Gelen mesajlar, siz de Türksünüz orada. Yani böyle bir sorular, yani cevaplar geliyor. Yani Osmanlı torunları olduğumuz için, yani diyorum böyle, yani adımızı veriyorsunuz. Siz Preşovalısınız. Bugün sizin şehrinizde çok güzel bir cami ziyaret ettik. İbrahim Paşa Camisi. Onun hakkında biraz bilgi verebilir misiniz bize? İbrahim Paşa'nın camisi İşkodra'dan gelmişten gezerken, yani Preşova'da oradan bir cami inşa etmiş. Yani güzel bir cami Osmanlı'dan kalmıştır orada. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Son mesaj alalım sizden. Son mesajda Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ımız. O bizim ümmetimiz, Müslüman ümmetimiz, yani ümütü. Yani bu mesajı iletiyorum onunla. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biraz sonra ikinci konumuzla devam edeceğiz. Evet, ikinci konumuzla devam ediyoruz. Kanin Alban Türkçe dersi öğretmeni. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Yolculuk nasıl geçti, yolculuk? Yolculuk güzel geçti. Şükürler, şükürler. Buradaki hazırlıklar devam ediyor. Ne düşünüyorsunuz bu organizasyon hakkında? Demek bir 20-25 dakika sonra iftar olacak. İşte azar azar toplanıyorlar, insanlar geliyorlar. Siz Türkçe dersle veriyorsunuz değil mi? Evet, Türkçe dersi veriyorum. Çünkü ben Fransız öğretmeniyim. Yani işte sonunda emekliyim son zamanlarda. İşte Türkçe yavaş yavaş öğrencilere, küçük çocuklara derslerimizde, derneğimizde ders veriyorum. Bu bölgede Ramazanlar nasıl geçiyor? Ramazanlar şu anda iyidir, iyi. Biraz sıcak oluyor fakat iyi, iyi. Allah razı olsun. Sağlığımız yetti yerimizde, iyi. Bizim izleyicilerimiz için, Türkiye'deki tüm Müslümanlar ve dünyadaki tüm Müslümanlar için bir mesaj vermek istiyor musunuz? Ramazan mesajı. Şu anda bir yerde bulunuyoruz ki bizler için bu ilk defa böyle bir şey organize oluyor. Ve de selamlamak mecburdur. Bir teşekkür etmek herhalde mecbursak. Fakat inşallah böyle bir şey kalmaz. Bu ilki olmaz. İkinci devamında daha iyi olacak. Ve de yalnız burada olmaz. Belki de daha başka yerlerde olabilir Ramazanlarımız. İşte en iyisi öyle olabilir. Bu organizasyon burada ilk defa yapılıyor değil mi? Bayrampaşa Belediyesi'nin bereket konvoyu. Evet, ilk defa böyle bir şey bizim bu belediyede de bütün bu vadimizde ilk defa böyle bir şey oluyor. İşte biz aramızda yapabiliriz bir dernek olarak, bir toplantı olarak yapabiliriz bir iftar bir yerde, ama böyle bir şey, böyle 2000 yer insanlık bir yemekten çok gururluyuz. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sağ olun, çok sağ olun, size sağ olun. Evet, birazdan sonraki konuğumuzla devam ediyoruz.
%95 Arnavutlardan oluşuyor. Yaklaşık 35 nüfusa sahiptir. İbrahim Paşa Camii'nin içindeyiz. İbrahim Paşa Camii 1678 yılında İbrahim Paşa İşkodri valisi tarafından yapıldı. İbrahim Paşa Camisi hakkında şu anda benim yanımda Hafız Avni Efendi bize daha ayrıntılı bilgi verecek. Merhaba, hoş geldiniz. Efendim, sizlere teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepinizden ki bu memleketleri unutmazsınız. Tabii. Bu cami 1220 sene. Demek 1804 ve 5 senesi arası yapılmıştır. Böyle yazar bile taşıyor da İbrahim Paşa İskender Mekin yaptı bu camiyi gayet demetin. İbrahim Paşa imiş, Şkodreli bunlar. Aslen var bir iki yolda Buşar derler. Bunların demek aileleri çok paşalar Türkiye'ye vermişler. Onlardan da birisi İbrahim Paşa. Buradan geçerken tabii bizim memleketimiz, bizim sahamız yapmışlar, başlamışlar yeni cami yapsınlar. Sefeşinki cami 330 sene evvel eğmiş. O tabii daha küçük biraz, başlamış büyüsün şehir biraz. Sonra o vermiş o parasını. Burada demek onun o şeyleri, demek İbrahim Paşa'nın ismini taşıyor bu cami. İbrahim Paşa İskender Mekin. İskender demişler o zaman İşkodra var Arnavutluk'ta. İşkodra, Buşatliler bunlar. Bu camiyi gayet de metin. Metin bildiğiniz gibi Arapçadan kuvvetliyle ha metin. Kalabari yani darinde aziz. Bunu demek de bari Cenab-ı Allah'a onu iki darinde aziz kılsın. Allah elai makami illiyin. Tabii o en yüksek yerler ne alınacak cennette? Alimlerindir, büyük insanlarındır. Onu dua edeyim ki onun yeri makam-ı illiyinde olsun. Sonra okuyup bu tarihi ya müminin fedhuluha biselamin aminin. Bu Kur'an'dan alınmıştır bu ayeti kerime. Buradan ya mümininden çıkar o ibced hurufat ile demek 1220 senesi. Böyle bu müladi ile 1804-5 ile gelir. Tabii bu camidir, tarihi camisi de ki demek ki paşalar yapmıştır. Türk Osmanlı eseri var burada. Hatta Nij var burada bir institut ne deyler. İşte de burada bir şey işleyemezsin onlar izin vermeden. Tabii bu caminin verdiği eski bir nasıl diyeyim bir şey sicilisi hidbeydi eski başka hidbeydi. Burada var kepenkler demek bu pencerelerin ama millet bilmeyen nerede o şeyler. Onları çektiler bıraktılar şimdi bile nice daha modern daha düşesi ama yok kaybettiler o eski o şeyini ne derler. Caminin önündeki mezarlar kime ait? Şimdi, caminin önündeki mezarlar bizim dedelerimiz orada. Onlar imişler Halveti Tarihi. Halveti Tarihi ama Sünni. Yok öyle hani hiç hilesiz. Hem çok alim, çok büyük alimler. Bu memlekete çok hizmet etmişler. Sonra dedemin dedesi Abdülefendi isminde büyük hoca. O şeyhin evladı. Biz ayrılmıştık hocalar ve şeyhler. Yani orada. Aslen bizim ecdadımız orada, çünkü dedemiz oradadır, yatır. Onlar çok hizmet etmişler. Bizim ailemiz var, şecere ne derler. Şecere var, 10 kuşaklı şeceremiz var. Bildiğiniz gibi şecere nasıl gitmiştir o. Orada yazılıdır onlar. Dedemiz yazmış onu, Allah razı olsun ondan. Daha düşesi
bu camiye çok hizmet etmişler ve bu memlekete çok hizmet etmişler. Din hususunda, kamiyet hususunda bile teşekkür ederiz biz Osmanlı'ya. Osmanlı olmasaydı şimdi burada bile Arnavut. Ramazanlar nasıl geçiyor burada? Arnavutların durumu nasıl Preşova'da? Burada hali hazırda dahidir nasıl idi? Dahidir. Ramazanlara tabii şimdi biraz geçler gelmişler başa bile. Var şimdi hürriyeti kelam. Sepeşinden yok idi. Bildiğiniz gibi burada komünizm idi. Her şey buradaydı. Çok sıkıydı. Dinleyince peşinden sizlerde nasılmış yahutsa bizde. O zaman biraz bir şey müsüz için giderden hafız. Şimdi hürriyeti kelam var. Tabii hocalar vaze değiller. İslam vaze değiller. Allah razı olsun gene. Allah razı olsun ve sizlere de Allah razı olsun. Evet, Hafız Avni Efendi ve Osmanlı İbrahim Paşa Camii görüntüleri izledik. Şimdi çok değerli konuklarımız olacak. İstanbul Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Sayın Atilla Aydıner bizimle birlikte. Yine bizi yalnız bırakmadı ve başka bir konumuz var. Mehmet Kemal Bozay, Türkiye Belgrad Büyükelçisi. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Gördüğünüz gibi çok coşkulu bir Ramazan'da da birlikteyiz. Sayın Başkanım programı ayrıntılı olarak söyleyecek ama ben iki hususu dikkate getirmek istiyorum. İşte 2000'e yakın kişi şu anda toplandı. Burada ilk kez böyle bir organizasyon oluyor. Burası bizim işte bağlarımız olan, Türkiye ile köprüler kurulan ve Türkiye'de akrabaları bulunanların, bu köylerden oraya gidenlerin bir araya gelmesini sağlayan bir organizasyon. Sayın Başkanım'la biz bunu kıştan beri çalıştık. Nerede yapalım, nasıl yapalım? Çok ciddi bir organizasyondan sonra oldu. Devletimizin, milletimizin, Bayrampaşalıların katkılarıyla böyle bir güzel organizasyona, böyle hayırlı bir ayda imza atmanın haklı onurunu, gururunu ve arkadaki kalabalıktaki coşkuyu da görerek heyecanını yaşıyorum. Sayın Başkanım'a da vurguladım onu, o da çok doğru buldu. Bu şimdi tabii Türkiye ile, Türkiye'de yaşayan akrabalarla, kardeşlerle bağ kuruyor, sınır tanımıyor. Yalnız çok önemli bir işlevi daha var. Bu seferki kapsamlı program Balkanlar'da o şehirden, o ülkeden bu ülkeye sınır tanımadan gidiş dolayısıyla Ramazan'da da Balkanlar'da bir Ramazan ruhu oluşturdu. Tuzla'dan Üsküp'e, Üsküp'ten Buyanovac'a, Siyenitsa'ya, Dobo'ya her yere giderek Balkanlar'da da ilk kez böyle bir kardeşlik konvoyu sayesinde kendi aralarında da bir Ramazan ruhuna kavuştular. Bu Ramazan ruhu tabii ülkemize de yansıdı. Bu açıdan büyük bir gururla bu organizasyonda yer almanın haklı onuruyla Sayın Başkanımıza başından beri bu işin çok titiz bir şekilde ele alarak ve gece gündüz de aslında çalıştıktan sonra bir de her yere bizzat gelerek bize katıldığı için, bizleri burada yalnız bırakmadığı için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Bayrampaşalılara da buradan saygılarımı iletiyorum. Evet, Sayın Başkanım'a da soralım, başkanımıza. Siz nasıl hissediyorsunuz? Buraya kadar geldiniz. Nereden bu kadar enerji? Hiç yorulmuyorsunuz sanki. Sürekli bizimle birliktesiniz. Yani ben burada bulunmaktan son derece heyecanlıyım, mutluyum. Çünkü Sırbistan gibi çok önem arz eden bir ülkedeyiz. Biraz önce Sayın Büyükelçimin ifade ettiği çok doğru. Biz artık şehirleri kaynaştırdık. Şehirler arasında dostluklar, köprüler kurduk. Gönül bağlarını kurduk. Şu anda biz 9 büyük ülke ve 22 tane şehire kardeşlik sınır tanımaz projemizle beraber geldik. Onları birbirleriyle kardeş yaptık, akraba yaptık. Ama bunu yapan da Bayrampaşa Belediyesi, belediye başkanı olarak da benim. Bundan son derece mutluyum. Bu bir manevi bir hizmet bu. Bunun içinde madde diye hiçbir şey yok. Ama bir kültür hizmeti bu. Bir sevgi hizmeti, bir dostluk, kardeşlik, muhabbet. Yani biz burada gönül bağımızı ne yaparız? Bu insanlarla bir araya gelerek daha çok pekiştiririz dedik. Aslında biz bu masaya otururken, buranın Diyanet İşleri Başkanı'nı alırken, oranın Ortodoks liderini de alıyoruz. Yani oranın dini lideri varsa, hangi dine mensup da onları da davet ediyoruz ve böylece biz dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeden böyle muhteşem bir projeyi tüm Balkanlar'da gerçekleştiriyoruz. Proje büyük bir proje. Bu projenin mutfak arkası var. Ondan önce daha ülkeler arasında diyaloğu sağlayan, ülkelerin koordinasyonunu yapan önceki elçilerimiz var. Onlar gelirler, bütün bu ekipleri
dolaşırlar ve oradaki büyükelçilerimize uğrarlar. Oranın belediye başkanlarına uğrarlar, güzergahları tespit ederler. Çünkü güzergahlar da çok önemli, önem arz eden bir güzergahtır. Çünkü tırlar her yere girmez, meydan olması gerekir. Bütün bunları büyükelçilerimizle beraber, belediye başkanlarımızla beraber tespit ettikten sonra da ondan sonra projenin akabinde devam eden işte hangi otellerde kalınacak, nasıl kalınacak bunların tespitleri yapılır. O gittiğimiz şehrin yöresel sanatçısı kimse, onu ararız, onu buluruz, onu davet ederiz, onu da sahneye çıkarırız. Ayrıca buranın yöresel yemeği nedir? O yöresel yemeği tespit ederiz ve aşçılarımıza talimat veririz. Deriz ki bugün bu Yonavsa'da bu yemek geçerlidir, bu yemeği yapacaksınız. Onların da damak tadlarını düşünmemiz lazımdır diyoruz. Ve böylece bir kültür sofrasını dostluğu, kardeşliği hep birlikte paylaşıyoruz. Son derece mutluyum. Buradaki halk arkada görüyorsunuz, muhteşem bir kalabalık var. 2000'in üzerinde bu kalabalık benim gördüğüm kadarıyla. Ve insanlar daha çok aka aka geliyorlar. 1-2000'de ayakta bekleyeceklerdir. Bu proje nasıldır? Nasıl yürüyor? Seyri nedir? Sahnede neler oluyor? Ramazan'ın kendi ahengine uygun o örflerimizi, adetlerimizi, ananelerimizi sahnede nasıl yansıtıyoruz? Bu proje nasıl gerçekleşiyor? Türk sanat musikisinden tutunuz da diğer taraftan Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi andıran o güzel eserleri burada nasıl canlandırdığımızı, ilahi gruplarımızın neler söylediğini hep beraber bu sahnede yansıtacağız ve böylece bu köyde yaşayan bu insanlarımıza mükemmel bir akşam yaşatacağız. Ramazan'ı beraber doya doya yaşayacağız ama tüm Türkiye'deki yaşayan, başta bu Rumeli coğrafyasındaki insanlarımızın, Türk halkının, 80 milyon Türk halkının da biz Bayrampaşa'da dahil olmak üzere selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini TRT kanalınız vasıtasıyla burada bulunan halkımıza ben ikram etmek istiyorum. Çünkü onlar Türkiye Cumhuriyeti bugün burayı seyrediyor. İnşallah buradan da burada yaşayan halkımızın, Müslüman Arnavut halkımızın da ben Türkiye Cumhuriyeti'ndeki halkımıza da halklarımıza da selamlarını, saygılarını, muhabbetlerini buradan büyükelçimiz vasıtasıyla ikram ediyoruz diyorum ve yaklaşan Leyla-i Kadir'imizi kutluyorum. Yaklaşan bayramımızı da kutluyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, büyükelçimize de soralım. Biraz Türkiye ile çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkiler son dönemde hızla ilerliyor. Bunda iki tarafın en üst düzeyde siyasi iradesinin olmasının en büyük etken. Son dönemde hızla daha önce atılmamış adımları attık. Bir banka aldık. Çaçanska Banka aldı, Halk Bankası. Sonra yıllardır yapmak istediğimiz şeyi yaptık. Kültür merkezimizi açtık Belgrad'da. Turist sayısı 120 binden ülkemize giden turist sayısı 189 bine çıktı. 22 bin olan Türkiye'den buraya gelen turist sayımız ise 46 bine yükseldi. Bu %30 her yıl artan bir oranda. Ticaretimiz de %17 oranında artıyor. Fakat daha da arttıracağız. Burada işte bu artışlarda bu olaylar, bu kültürel olaylar, ananelerimiz, geleneklerimiz, buradaki kardeşlik köprüleri çok önemli. Çünkü biz buradan bu bağları koparmamak için burslar veriyoruz. Bu sene en fazla bursu bu bölgeye verdik. Diğer yerlere de veriyoruz, Sırbistan'ın bütün geneline. Amacımız bu sadece siyasi, ekonomik değil, kültürel olarak da, bağlarımız olarak da, akrabalığımız olarak da birbirimizle teması kaybetmemek, köprülerimizi tutmak. Bayrampaşa'nın bu yaptığı aktivite de, belediye başkanımızın bizzat gelerek yerinde katıldığı aktivite de bunun, bu açıdan çok çok önemli. Bunun manevi verdiği manevi güç, bu bahsettiğim ikili ekonomik ilişkilerin maddi gücünden çok çok daha fazla ve önümüzde iki ülke halkları arasındaki güveni arttıran bir özellik taşıyor. Önümüzdeki dönemde de bize daha güvenle ileriye bakmamızı sağlıyor. Buradakilerin de daha güvenle Türkiye'yi yanlarında hissederek daha güzel çalışmalarını ve bizle daha yakınlaşmalarını sağlıyor. Çok teşekkür ederiz. Başkanımıza da, büyükelçimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Esma Husna ile devam ediyoruz. Esma-ül Husna. Alemlerin Rabbinin en güzel ismiyle.
Allah ki ondan başka sahip yoktur. Yoktan var eden ve yokluğu olmayan varlık. İsmi Azam hazinesinin gizli anahtarı. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Rabbini en güzel ismiyle tanı. Bizi doğru yoldan ayırma. Sen bizleri en çok sevensin. Sen bizleri en çok gözetensin. Sen bizlere en güzel isimleri öğretensin. O Allah'tır. Sevgili seyirciler, sizlere bugün Tırnavat'tan seslendik. Bayram Paşa'nın bereket konvoyu yola devam ediyor. Siz de bizleri izlemeye devam ediniz. Hayırlı iftarlar diliyoruz. İyi akşamlar.